Evet. Kemal abicim. Abicim, eğer bir insanı severseniz o insanın hatalarını, yanlışlarını hep halının altına Evet. atarsınız. Görmezsiniz. Hı. Çünkü o bilirsiniz ki kalbi iyi. Evet. Ama bir insanı sevmezseniz o insan size selam bile verse soru Batar. işareti yaparsınız. Acaba bana ne diyor? Batar. Ne söylemek istiyor? Bu selamın altında ne var diye düşünürsünüz. Barış bana sevilen tarafından geldi. Hı. Performansı kötü olabilirdi. Ben onu hep es geçtim. Görmezden geldim. Çünkü ben onun kalbini biliyorum. Ben onun kalbinin ne demek istediğini, ne anlatmak istediğini biliyorum. Bak, Barış zaten hayatı boyunca mücadele içinde etmiş. Ama Survivor'da Barış, Aysu ne zaman çıktı? İlk ayda, değil mi? Birinci Bir ayda, hikaye ilk ayda. yazmış. Şu anda dördüncü ayın içindeysek, 4,5 ayın içindeysek, 3,5 aydır özellikle kırmızı takımdaki herkesle mücadele etti. Hı. Bak, bir kişiyle demiyorum. Kırmızı takımdaki herkesle mücadele etti. Her pozisyonda çocuğu geril plan attılar. Her pozisyonda çocuğa seçme hakkı vermediler. Şu son bölüm olana kadar. Ki Hı. son bölümde o kendine özgüveni olduktan sonra Barış'ta 3'te 1'ler, 3'te 2'ler, Geldi. 2'de 2'ler gördük. Evet. Yani ne dedik? Parkur ona bakıyor. Barış tam barışık bir parkur. Sonuçta akıl ve mantığın ön planda olduğu parkurlarda Barış başarılı olur. Nitekim de bize bunları verdi. Ama ondan önce hep seçilme hakkı karşı tarafa verildi. Onlar da Barış'ı seçtiler. Böyle bir ortamda ayakta durmak, böyle bir ortamda zaten görüntü itibarıyla ampute diye oradan senin üzerine yüklenen bir kesimle mücadele etmek gerçekten zor bir şeydi. Barış aslanlar gibi kardeşim bak. Aslanlar gibi bu süreçten geçti. Şimdi size soruyorum, bu kadar zaman içinde Barış hakkında kötü söyleyecek kötü bir şey çıktı. Ağzından bu kelimeler çıktı veyahut da şöyle yaptı, dedikodu yaptı diyebileceğiniz bir şey var mı? Tam Tam tersi, tam tersi tersi. ne olmuşsa onları söyledi. Dedi ki parkura yürüyorlar. Benim hakkımda konuşmuş olabilirler mi? Su kafamda soru işareti kaldı. Ortaya konuştu. Herkes açıklasın diye. Bu kadar yüreği güzel bir insan. Çok da güzel ayrıldı sonra ayrılan. Evet. Ha, belki de Küba'ya gitmesi gerekmeyen isimli Barış. Niye? Barış zaten gidiyor. Bir gün Tokyo'da, bir gün Amerika'da, bir gün Avustralya'da, Türkiye'yi Başarılarıyla beraber. aslanlar gibi Bence temsil güzel ediyor. bir veda Barış, ama. hani Küba'ya o kadar kişinin içinde, geri kalanların içinde gitmemesi gereken belki de tek insandı Barış. Olsun, onlarla Aslan gibi de oraya da gitmesin. gitti. Orada da çok güzel eğlendi. Ondan sonra da elendi. Hani 34-35 kişi olmuş mudur bu seninki Survivor? Olmuştur Tahmini herhalde. olmuştur. 35 kişinin içinde 11.sin. Seni yürekten alkışlıyorum kardeşim. Alnından öpüyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bize harika bir insan izlettirdin. Çok teşekkürler Barış'ım. Her haftada potaya girdi neredeyse yani. Evet. Hani bu da bir Evet. başarıdır. Ya ne diyorum sana? Yani. Bu kadar anti bir düşünceyle çocuğun üzerine yükleyip geri planda bırakmak ve bunlarla mücadele Ya etmek. orada şimdi Ya insanlar da bak Dora, hayatta en zor şey nedir biliyor musun? İş hayatında sırtında taşırsın. Zorluktur. Akşam eve geldiğinde dinlenerek atarsın. Özellikle muhasebeci olduğum için muhasebe bölümü özellikle ayın sonlarına doğru KDV'siydi, muhtasarıydı, yıl içinde geçici vergisi bir sürü beyin zorlaşır. Ama en zor şey nedir bilir misin? İnsanlarla ulaşmak. Tabii. İnsanla uğraşmak kadar zor şeydi. Çünkü Kesinlikle. onun ne yapacağını bilemezsin. Öbür tarafında belli bir düzendir. Bunu taşıyacaksın, götüreceksin, olay bitecek. Hayatında şunları yapacaksın bilecek ama o insanın sana ne yapacağını bilemezsin. O yüzden de insanlarla uğraşmak çok zor. Tabii en Barış da zorları. bunun üstesinden En zor. aslanlar gibi Ama geldi. ben takım arkadaşına çok töhmet altına bırakmak istemiyorum. Hani Evet, ben de onu evet. söylemek Heh, istedim. yani böyle ona O amfiteyen yani algısı fazla hiçbir yaratılmadı yanlış aslında. olmadı ama o Buse ile yaşadığı kavgada direkt net bir şekilde benim ampute olmam sizin aklınızdan çıkmıyor Alınganlık var biraz. şeyinde Ama birazcık Aysu'dan daha. geldi abicim o da. Aysu'nun Ama zamanından işte gelen, Aysu'nun açıklamaları da bence gelen. onların çıkış sebebi de Zaten biraz ya alınganlığı vardı. bu Bu da katı kötü bir şey değil, ya çok kötü bir şey. Olabilir Olabilir zaten. de zaten ya. Olabilir. Ama Çocuk hassas bir çocuk. Yani orada yine de alınganlığı. takım arkadaşlarına bu anlamda tamamen Evet. Barış'ı bu yüzden yanlış
yazdılar gibi düşünerek ifade etmekte biraz yanlış geliyor. Ama söylemlerde Buse'nin söylemine varana kadar ya yazıklar olsun. Ya ben bununla ilgili... Pozisyonuna getirene kadar konuşmalar yok muydu Barış'a? Barış'ı da dahil ediyorum. Bence hiçbirinin öyle aman Barış ampute yok. Hani böyle yapalım gibi... Bacağı yüzünden değil. Performansı düşük olduğu için zaten. Birazcık. Söylememesi lazım. Evet. Söylememesi lazım. Kazanmak istiyor sonuçta. Benim hani söyleyebileceğim o konuyla ilgili tek şey olabilir. Murat da yani elenen Murat da Barış da bu sezon içinde en az böyle çok ufak tefek hatalar yapan iki isim benim için. Yani evet. Aklımda o hatasız neredeyse kabul edilebilecek iki isim Murat olarak o ikisi sadece kaldı. Sadece el kaldırmaktır evet. Her zaman söylerim. Evet orada da doğru evet. Söyledin Kemal'cim. Onlar o kadar süreçte ufak bir iletişim oyunu oynandı evet. Geçen hafta ve sonunda artık mavi takımda tek kazanamayan Özgür. İsim Özgür'dü. Özgür kazandı ve mesajlaştı arkadaşlarıyla. İletişim oyunu ile ilgili şöyle genel bir yorum kazana kazana da kendi için en zor ödülü kazandı evet. Zaten o parmaklarla hiç ya. Böyle tecrübeli olmadığı için yazılan görüntüler vardı evet. Yani çok özür lanet etmiştir ya kazana kazana bunu mu kazandı? Sen ok yaz bir de unutuyor ya insan orada yazmayı abi. Telefonu mesajlaşmayı. Ya, sen ok yaz abi direkt ya uzatma. Şimdi size sorayım samimi olarak söyleyin ama. Tabii. Eşin gelmiş, annen gelmiş, ablan gelmiş, abin gelmiş. Bu ödülden sonra bu ödül sana çok dokunur mu? Yok ama yok, iyi gelir tabii. Yine de. Ama yine de iyi gelir. İyi gelir mi gelir ama Özgür şu anda bambaşka dünyada. O şeyi düşünmüş. Eşim buraya gelmiş. Onu görmüşüm. Hiçbir şey fark etmez. Hepsi Küba'ya için gitmiş. Öyle bu arada. Eşim bu değersiz. Diğerinden çok daha tabii değersiz. Hepsi i̇şte için. Diyorum ya ben bu olay Özgür'de küçücük bir o saray hayatında bir şeydir. Damla gibi bir şeydir. Bir de Survivor bitmesinde bir ay kala ilk iletişim ödülünü kazanıyorsun. Ama kimisi yani. İçinde işte arkadaş ortamı o grup yazışmaları çok önemlidir, çok değerlidir evet. Ya. Sonuçta biri ailenden biri geliyordur. Evet. Bir de her şeyini paylaştığın arkadaşların vardır. Şimdi bu kişiden kişiye değişir. Hani kimisi için ablası da en yakın arkadaş tabii. Olabilir ama. Ama düşünüyorum. Sen değil. Evet ben sen değil. Ben o bölümde değilmişim. Yani, sen değilsin. Senin arkadaşları ailesi evet. Gibi de olan insanlar evet, da var. Evet ben o bölümde evet. Değilmişim. Şimdi daha gençler bazında baktığınız zaman yani gençlerin özellikle Kürşat'ın yani ailesi zaten hani anne baba zaten yok Kürşat'ın mesela. Güzel bir arkadaş grubu olduğuna eminim. Her şeyini paylaştığı hatta belki aynı evde yaşadığı arkadaşları vardır. Yani kimisine de bu ödül daha değerlidir. Yani o yüzden çok kıyas evet. Yani kişiden kişiye yine bu da fark eden evet, bir şey oldu. Evet değişiyormuş demek ki evet. Doğru. Yani çok değerli bir ödüldü. Yani o insanın arkadaşlarının gaza getirmesiyle ailesinin gaza getirmesi arasında çok büyük fark var. Ayşe'nin de bence tercihi bence şeylerden yazılıyor. Arkadaşları mı? Hayır ya. Aa aile mi? Tabii canım. Ya şöyle hani Özgür 7'de 7 yapmış yani anladın mı? Adam artık illallah gelmiş iletişim kazanamamaktan. Hiç açık yok yani. 7'de 7 demek bayağı iyi bir skor baktığın evet. Zaman. Hani 10 tane oyun oynasan 7'sini kazanıp 3'ünü versen aynı şey değil. Ama 7'sini de kazanmış olması onun için bence çok iyi bir şey. Onun haricinde ödülde dikkat çeken isimler vardı bence. Kürşat'ın yani arkadaşlarıyla o samimi böyle nasıl diyeyim dalgavari konuşması. Buse'nin öyle. Yusuf'un yine öyle. Bak, Asena'nın. Kürşat, Buse diyorsun evet. Bunlar YouTuber. Yani gerçekten bunların arkadaş ortamları evet. Çok hareketli evet, demek çok, ki ya. Evet çok tabii canım. Değil mi? Şey de, Asena da daha çok sosyalleşen ve işte evet. O zamanı geçiren insanlar oldukları Asena için. Asena da mesela şey diyor toplama kampı gibi hiç böyle tanımıyorlarmış birbirlerini çoğu arkadaşı. Hepsini birlikte toplamış kaynaştırdı onları da grupta. Güzeldi. Ya, Buse mi demişti annesinle o ödülde konuştuktan sonra aslında ben annemle de tatile çıkabilirmişim. Yoksa biz mi bu evet, masada konuştuk evet, ya? Evet. Ben onu tam hatırlayamıyorum ama hani evet ya annemle zaman ben geçirmemişim. Ben şey demiştim. Artık belki annesi daha fazla ha, zaman geçir. Evet. Yani onu da yakalamış olabilir. İnsan uzun zamandır annesinle demek ki ailesinle geçirmediyse zamanı bu zamanlarda onu daha rahat yakalayabilir. Evet, bunlar da buna öncü olaylardır bence. Hani bu senin kaç tane dediği bilmem ne kadar ülke gezmiş. Tabii 45'ten fazla. Çok fazla ülke şeyler. Gezmiş. Helal olsun valla. Bu da çok önemli bir şey. Güzel bir evet şey. Ya. Ben de severim. Gezmeyi çok ben severim. Dolabımı magnetle böyle doldurmak istiyorum. Benim geçen şu kadar kaldı. Hangi şeydeysem, şehirdeysem evet, hemen bir magnet. Biri sorunca benim çünkü kaç ülkeye gitti hemen cevap vermek için o fıtı fıtı yapamam ya saymam lazım. Bir dakika buzdolabıma bakmam lazım. Aynen. Evet. Fotoğrafını çektim bir de evet. Bari sorarsa benim, diye. Benim de hiç gidesim gelmez biliyor musun? Hiç seyahat bilet yapasım gelmez. Valla. Ama gittikten sonra çok beni eğlenir. Evet öyle bu. Neyin bekliyorsun? Tamam seyahat yok. Üşeniyor, opera mı? Üşeniyor. Sinema mı? Tiyatro mu? Yok yani genelde beni bir yere götürmek için insanlar zorlar. Cevherin
Ayşe'ye veren özellikle. Ayşe'ler falan deyip dışarı çağır. Hadi hadi derler. Senin hobin Ecmensin yani biraz daha. Dışarıdaysa hiç içeri girmiyor. Dışarı çıkana kadar huysuzum. Evet. Yani çok çıkmak istemem. Çıktıktan sonra da hakkına girmek istemem. Hakkı girmiyor. Cidden oradan oraya gitmek ister mesela. Onun işi bittiyse, gecesi bittiyse başka bir geceye de gidebilir yani. Öyle bir şey. Çıkınca da giremiyor. Beni evden çıkarana kadar suratımı çekersin. Ama çıkardıktan sonra... Benim bir ayve zor sokarsın. Bakalım şimdi reklamlar geldi. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra ya şu adamı konuşturun artık.